Medikana Bursa Hastanesi Olay Sağlık programını sunar. Olay Sağlık programından herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Evet, bugün yine stüdyomuzda çok önemli, çok değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Evet, terlemek gayet normal ve sağlıklı bir durum aslında. Ancak aşırı terleme hem sağlık açısından hem de günlük yaşama etkisi bakımından sorun yaratabiliyor. Biz de stüdyomuzda bugün aşırı terleme konusunu konuşacağız. Doçent Doktor Muharrem Erol'la birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Medikana Bursa Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doçent Doktor Muharrem Erol. Hocam öncelikle kısaca sizi bir tanıyalım. Daha sonra bu aşırı terleme konusu hakkında size sorularım olacak. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben göğüs cerrahisi doçentiyim. Şu anda Medikana Hastanesi'nde çalışıyorum. Daha önce Uludağ Üniversitesi'nde çalışıyordum. Uludağ Üniversitesi'nde uzmanlık yaptım. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştım bir süre. Tekrar Türkiye'ye döndüm. Şu an Medikana Hastanesi'nde devam etmekteyim görevime. Evet hocam, aslında akciğer, bir stüdyo öncesi, yayın öncesinde konuştuk, evet. Stüdyomuzda. Akciğer, evet. Kanseriyle, evet. İlgili daha, evet. Çok alanınız. Evet, demin güzel sordunuz. Aslında esas konumuz akciğer kanseri, akciğer hastalıkları, akciğer tümörleri. Bu terlemeyle ilgili olan sinir de bizim anatomik olarak bizim alanımızdan geçtiği için bu ameliyatı da yapmaktayız. Bizim diğer yaptığımız ameliyatlara göre daha küçük bir ameliyat, kapalı yöntemle yaptığımız ama anatomik olarak bakıldığı zaman bu sinir de bizim alanımızdan geçtiği için bununla ilgili ameliyatları da yapıyoruz. Evet. Hocam şimdi aşırı terlemeyi konuşacağız bugün dediğimiz gibi. Böyle terleme deyince hemen böyle bir kafalarda değişik sorular gelebiliyor. Yine bizim izleyicilerimiz ulaşabilirler hem sosyal medya aracılığıyla hem de telefon aracılığıyla. Hocam öncelikle bir başlayalım. Terleme nedir? Ne işe yarar terleme? Terleme fizyolojik dediğimiz normal bir olaydır. Asıl fonksiyonu vücudun sıvı elektrolit dengesini sağlamaktır. Ne demek bu? Sıcak soğuk ortamlara adapte olmamızı sağlayan bir sistem ve vücudumuzdan bir şekilde atıkları attığımız bir sistemdir. Klor, sodyum gibi, üre gibi bazı maddeleri terleyerek atarız. En çok da sıvı dengesinde yer alır. Damarlarımızın işte kasılıp gevşemesine göre biz farkında olmadan vücut sıcaklığını fark ederek terleriz veya terlemeyiz. Buna göre ayarlanır. Şöyle bir örnek verebilirim, mesela şimdi aklıma geldi. Düşünün ki evinizdeki kalorifer sisteminin sıcaklığı algıladığını düşünün ve ona göre kalorifer sisteminin genişleyip küçüldüğünü düşünün. Bunun gibi damarlarımız da böyle bir fonksiyon görür. Biz farkında olmasak da o sıcaklığı algılar, genişler, küçülür. Buna göre de biz çok terleriz veya az terleriz. Genelde bir insanın 100 mililitre gün, yani 1 litrenin onda biri kadar terlemesi normaldir. Fakat aşırı terlemede bu olay 1000 mililitrenin, yani 1 litrenin veya 1,5 litrenin üzerine çıkabilmektedir. Evet, şimdi hocam tabii sorularıma geçeyim ama ben en çok şunu fark ediyorum son zamanlarda. Bu estetik operasyonlar epey arttı zaten. Evet. Şu an günlük hayatımızın her anında estetik operasyonları görebiliyoruz. Peki, evet. Hocam bu terleme olayıyla ilgili bu koltuk altlarına yapılan işlemler başladı. Şimdi bu benim görüşüm. Ben bu ameliyatları işte araştırıp baktığım zaman riskli olduğunu düşünüyorum. Hocam gerçekte de durum böyle mi peki? Yani bu koltuk altına yapılan kalıcı terlemeye bu çözüm, çare gerçekten iyi bir şey mi? Şimdi alternatif yöntemler var. Birazdan belki daha detayına da gireriz bunların. İontoforez gibi, botoks gibi veya saydığınız şeyler gibi alternatif şeyler. Hepsinin birbirine üstünlüğü ve düşük kaldığı yönler var. Bizim özellikle bu konuda bahsettiğiniz ameliyat konusunda biz sadece koltuk altı değil, el terlemeleri ve yüzdeki terleme, bir de bir küçük parantez açalım, yüzde flushing deriz biz, kızarıklık. Dikkat etmişsinizdir, bazı insanların yüzü bir anda kızarır böyle. Evet. Bizim ameliyat bunları da etkiler. Yani hem flushing'e, hem yüz terlemesine, baş terlemesine, hem el, hem koltuk altı, hepsini etkiler. Ve etkinlik olarak %98 oranında etkili bir yöntemdir. Evet. Peki hocam, hiperhidrozis, evet. Şu an söylemekte de evet. Zorluk çektim. Hiperhidrozis, ne demektir hocam bu? Kelime kelime bölersem hemen, hiper çok, hidro su demektir Latince. Hiperhidrozis çok su, yani çok terleme anlamına gelir. Bahsettiğim gibi normalde 100 mililitre gün terleme normaldir bir insan için. Ama bu aşırı oranlara çıktığı zaman aşırı terleme denir.
Bunun altında bir sürü nedenler yatar. Biz bunları işte primer nedenler, sekonder, birincil, ikincil diye ayırırız. Bazen bir hastalık altında yatabilir. Bunun mesela işte menopoz olabilir. Hipertiroide en çok gördüğümüz ki bizim de ameliyattan önce kontrol ettiğimiz hormonal bir durum. Guatr halk arasında söylenir, hatta zehirli guatr falan denir buna. Evet. Bunlara biz başlangıçta hatta hormonlara bakarız. Bir problem var mı yok mu diye. Bunun gibi veya şeker hastalığı çok bilinen bir şeydir, çok terleme yaptığı. Veya bazı kanser türleri ya da bazı ilaçların yan etkileri gibi birçok sebepler buna sebep olabilir. Esas sebebi belli olmayan bizim konumuz olan konuda sinirin aşırı çalışması ile ilgili olan kısım. İşte biz bu kısmı ameliyat yapıyoruz daha çok. Yani Bununla ilgili sinir yapıyoruz. sistemi çok hızlı çalıştığı zaman bu aşırı Evet. terlemeyi de beraberinde mi getirir? Böyle diyebilir Genel miyiz? olarak sinir sistemi değil ama bu sinir. Biz buna sempatik sinir deniriz. İşte tıptaki ismi. Göğüs duvarının içinden, arka tarafından aşağı doğru iner. İşte o sinirin aşırı çalışmasından dolayı. Sempatik. Sempatik mi Sempatik hocam? deriz, evet. Sempatik Evet. sinir. Yani tıpta nabzı arttıran, tansiyonu yükselten, işlemleri yapan şeyler genel olarak sempatik denir. Sempatik sinir ismi odur. Kestiğimiz sinirin ismi o. Hocam birincisi şunu sormak istiyorum. Menopoz dediniz. Evet, bu menopoz işte bu belli bir yaştan sonra menopoza giren kadınlarda aşırı terleme oluyor. Bunun nedenidir peki? İşte bunlar genelde altta yatan hormonal şeylerden dolayı. Zaten esas da primer dediğimiz yani bir sebebi belli olan esansiyel dediğimiz hiperhidrosis sebeplerine baktığımız zaman bunlar altta yatan hormonal değişiklikler, bazı hastalıklar, bir ilacın yan etkisi gibi veya bazı kanser türleri gibi veya bazı tümörler, özellikle böyle hormon salgılayan bazı tümörler temelde hormonal mekanizmanın bazılarının aşırı çalışmasından dolayı olur. Evet hocam, peki aşırı terlemenin bölgeleri daha çok nerede oluyor? Lokalize veya genel diye ayırırız bunları. Lokalize olarak günlük hayatta en çok karşımıza çıkan koltuk altı, el ve yüz. Koltuk altı, evet. Evet, koltuk altı, el ve yüz ve insanların en fazla rahatsız olduğu da bunlar. Hani sosyal ortamda çalışan insanları düşünürseniz bir bankacıyı, bir öğretmeni veya bir doktoru veya sizin mesleğiniz gibi. Hani bu tabii ben aşırı terleme diyoruz ama bize gelen hastaları görmeniz lazım. Hani şu ceketin üzerinden ceketinin koltuk altı terlemesini gördüğümüz hastalar bunlar. Örneğin bir klavyede yazı yazarken klavye ıslanıyor. Bu şekilde aşırı terleyen insanlar. Evet Durduğu evet durduğu yerde. yerde durduğu Biz yerde. hareket halindeyken hep terleriz Evet yani. o Tabii normal o, olan işte evet. fizyolojik olan o. Veya bir kapı tokma eğer metalse bunu çevirememe gibi. Bize mesela çalışanlardan örnek vereyim. Bize gelen mümessillerden ameliyat ettiklerim oldu. Bize bıraktıkları o kağıt masaya bırakıyorlar bir ilacın tanıtım kağıdını. Fakat üzerine kendi elindeki terin izi çıkmış. Bu şekilde olabiliyor. Günlük hayat Bunlar kalitemizi de evet çok düşürür günlük hayat hocam bakıldığı kalitesini zaman. etkiliyor bunlar. Ya da bir beyaz kağıt bir yazı yazdığı zaman kağıdın elinin değdiği kısımda kağıt ıslanıyor. İşte bu sosyal hayatı çok etkiliyor. Yani interaktif sosyal hayatın içinde olan insanlar çok etkiliyor. Ben şeyi bile hatırlarım hani karşımıza gelip de bizimle konuşurken elinin terinden ayaklarının dibinde göl olanları bile biliyorum. Bu derece aşırı terleme tabii ki rahatsız ediyor insanları ve bundan kurtulmak istiyorlar. Evet hocam, yani şimdi az önce bahsettiğiniz örneğe dayanarak şunu sormak istiyorum. Peki bu tedavi yöntemleri nasıldır? Nasıl tedavi Evet. edilecek bu? Öncelikle altta yatan bir sebep var mı? Yani medikal tedaviyle, ilaç tedavisiyle yapabileceğiniz bir şey var mı? Ona bakmak gerekir. En başta bu demin bahsettiğim zehirli guatr dediğim şey. Bunun dışında tüberküloz, verem eskiden beri bilinen bir şeyler. Eskiden de Evet. halk arasında denir böyle aşırı terleyip kilo verenlere ince hastalığa tutulur denir. Bu verem hastalığı. Ya da menopoz gibi veya şeker hastalığı gibi veya bazı tümörler gibi. Öncelikle altta yatan başka bir sebep var mı? Buna bakmak gerekir. Eğer altta yatan başka bir neden varsa, tedavi edilebilecek bir neden varsa veya başka bir ameliyatta tedavi edilebilecek bir durum varsa buna bakıyoruz. Evet. Eğer bu değilse bunun dışında birçok tedavi yöntemleri var. Mesela iyontoforez denen bir yöntem var. Belki onu da duymuş olabilirsiniz. Bir su üzerine düşük akımlı elektrikler verilerek yapılır. Hasta bu belli seanslarda elini tutar buna. Genelde fizik tedavi ünitelerinde uygulandığını görmüş olabilirsiniz. Elini tutar, o suda düşük akımlı elektrik vardır. Ama bu sadece el terlemesi için de koltuk altında iyontoforez yapılmaz. Yani bu tedavi yöntemiyle kalıcı bir sonuç Hayır, bunlar sağlanabilir mi? geçici. Geçici Geçici. sonuçlar. Yine son zamanlarda özellikle plastik cerrahiden tıpa giren botoks yöntemi birçok alanda duymuşsunuzdur. Hatta bugünlerde mide botoksu bile konuşulmaya başlandı, o da Evet uygulanmaya hocam. başlandı.
Botoks tedavisi de bu iş için yapılabilen bir tedavi. O da yine koltuk altında yapılır. İyonotoferezin tam tersi. O koltuk altında yapılabilir. İyonotoferez elleri yapılabilir. Bizim olayda her ikisini yapılabilir. Koltuk altı fakat botoks da geçicidir. Bu toksinin, kullanılan maddenin etkisi geçtiği zaman geri dönüşümlüdür. Ve bu sefer tekrar uygulanması gerekir ve biraz da maliyetli olur tekrar tekrar uygulamalar. Yani kalıcı bir çözüm sağlamaz. Bazı kremler kullanılıyor, bazı solüsyonlar kullanılıyor ama hepsi genel olarak geçici çözümlerdir. Geçicidir. ETS dediğimiz bizim yaptığımız ameliyat. Hocam tam da ona denk gelecektim. Biraz o ETS'den bahseder misiniz? Bu endoskopik torakal sempatektomi. Demin sempatik sinir demiştim ya. Endoskopik torakal sempatektomi ameliyatının baş harflerinden alınan isim. Endoskopik demek halk arasında artık bildiği gibi kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar demek. Biz burada kapalı bir yöntemle 5-6 milimlik bir kesiyle koltuk altından iki taraf içinde hem sağ hem sol girip kapalı aletlerle içeriye girip bu siniri bulup siniri akımını kesebiliyoruz. Önceden kapalı yöntemler gelişmediği zaman bunlar açık ameliyatlarla yapılan şeylerdi. Biraz da kapalı ameliyatların gelişmesi bunun yapılırlığı yöntemine çok yapılmasını sağlar diyelim. Dolayısıyla girip şimdi biz bir hani bir yarım saat içerisinde bu ameliyatı yapabilmekteyiz. Hastanın hastanede yatışı çok kısa. Ve yan etkileri oldukça az. Onlara da geliriz. İz kalıyor mu hocam? Koltuk altında 5 milimlik bir kesi izi. O da zamanla kayboluyor ve ciddi bir estetik problem oluşturmuyor. Evet. Ameliyat olanlar çok memnun. Hocam yan etkisi dediniz. Birkaç yan etkisinden bahsedecek olursak peki? Evet. Şimdi tabii ki her ameliyat gibi bu da bir ameliyat sonuçta. Her ne kadar kısa ve küçük bir ameliyat olsa bile bir ameliyat genel anestezi altında yapılıyor. Çok nadiren bazen bu akımı kestiğimiz zaman refleks terleme görebiliriz. Refleks terleme. Evet, biz öyle tanımlarız. Bu şu demek, hani bir su akımını kestiğiniz zaman birdenbire keserseniz böyle bir su sağa sola dağılır değil mi? Bunun gibi bu sinirde giden de bir elektrik akımı. Biz bunu bir anda kesiyoruz. Kesmeyle ilgili de yöntemlerimiz var Deniz Hanım. Bazen koter dediğimiz elektrikli bir cihazla kesebiliyoruz. Bazen bildiğiniz makasla, cerrahi makasla kesebiliyoruz. Bazen de klips diyebiliyoruz. Klips dediğimiz metal tutucular. Son zamanlarda özellikle ülkemizde bu klipsleme yöntemi çok fazla tercih edilmeye başlandı. Ve bu yöntemle ameliyat yapılmaya başlandı. Daha çok klips de tercih ediliyor. Her ne şekilde olursa olsun sonuçta amaç buradaki sinirin elektrik akımını kesmek. Bunu kestiğimiz zaman bir anda vücut bunu bir problem olarak algılayıp daha fazla akım gönderip şey yapabiliyor, hani saldırabiliyor. Ondan dolayı nadiren yani %3-5 hastada bazen refleks terleme olabilir. Bu da başka bir yerde ortaya çıkan bir terleme. İşte daha çok bizim interskapular dediğimiz koltuk iki kürek kemiği arası veya bağdırlarda. Ama genelde çok ciddi bir refleks terleme oranımız yok. Olanlarda zamanla vücut adapte oluyor ve kayboluyor çok düşük bir oranda. Bir komplikasyon olarak bu olabiliyor. Hocam peki bu işlem az önce bahsettiğiniz genel anesteziyle mi yapılıyor yoksa lokal anesteziyle mi? Genel anesteziyle yapılıyor. Genel anestezi altında yapılan bir işlem. Hem genel anestezi denince çünkü çok büyük bir ameliyat gibi böyle hep gözükür ya. Öyle gözüküyor ama ameliyatın kendisi büyük değil ama akciğerlere arkasını ulaşmamız için hasta uyutmamız gerektiği için mecburen uyutuyoruz. Yoksa evet. Kısa süren basit bir ameliyat. Hocam bir de az önce şeyden bahsettiniz. Bu yüzdeki kızarıklık. Evet. Şimdi ben orada takılıp kaldım. Bu ameliyatla birlikte bu aşırı terlemede yüzde kızarıklık da giderilebiliyor mu bununla evet, birlikte? Evet giderilebilir. Şimdi Deniz Hanım bu sinirin, sempatik sinirin belli seviyeleri var. Yukarıdan aşağıları biz ona isimlendiririz. İşte T1 seviyesi, T2 seviyesi diye omurgalara nispetleyerek onları isimlendiririz. O el, koltuk altı veya yüz hangisini hedefliyorsak bizim o sinirden hangi yerden dal çıktığını bildiğimiz için ona göre o alanla ameliyat ederiz. El için başka bir yer, koltuk altı için başka bir yer, yüz için başka bir seviyesi. O seviyeleri biz anatomik olarak biliriz. Hastanın şikayetine göre hangi seviye gerekiyorsa o seviyeyi hedefleyerek de işlem yaparız. Evet. Dolayısıyla flashing dediğimiz bizim kızarma olayı da geçen benim çok örnek vereyim tipik bir hastam. Sürekli insanlarla iç içe olduğunu söyledi. Sürekli hatta bir yerin rezervasyonunda çalışan bir insan sürekli görüşmeler içerisinde niye ameliyat olmak istiyorsun dedim. Terlemesi yok sadece yüzünde kızarma var.
Çünkü de insanlarla konuşurken, anlaşma yaparken, pazarlık yaparken kızardığım zaman insanlar benim acaba doğru Hep işini söylemiyor mu? etkiliyor Evet, aslında. doğru Yalan mı söylüyor acaba? gibi düşüncelere kapılıyorlar dedi. O şekilde ameliyat edip onu kurtardık ondan. Hocam ben geçen gün bir programa denk geldim. Aslında tam da şu anda sorulacak bir soru bu bence. Şimdi programın konusu şuydu. Terleme. Şimdi bizim toplumumuzda birincisi bunun görülme sıklığı nedir? Çünkü Türkiye'de terleme çok fazla yaygınlaştı deniyordu programda. Ve özellikle bunun yenen yiyeceklerle bağlantılı olduğu söyleniyordu hocam. Doğru mu böyle bir şey? Yani işte o yemekle birlikte hem böyle o terden çıkan bir kötü bir koku hem de işte yemek tüketiminin burada hangi rol oynadığı önemli midir? Şimdi görülme sıklığında hemen hemen %2-3 civarında oluyor söylenir aşırı terleme oranının. Bu oranda insanlar aşırı terler. Yani aşırı terler dediğim işini etkileyecek kadar, sosyal hayatını etkileyecek kadar terler. Bu ter kokusu ile ilgili bize de çok soru geliyor. Deniz Hanım, bunun ter kokusu herkeste var. Ama kimininki çok fazla, kiminin teri iz bırakır, Bazen kimininki hiç kokmuyor kokmuyor, hocam. kimininki iz bırakıyor, kimininki bırakmıyor, renk bırakıyor iç çamaşırına. Şimdi terle beraber başta anlattığım gibi sodyum, klor, üre gibi bazı maddeleri de vücuttan atarız. Aynı zamanda bizim bir atma mekanizmamızdır ter. Aynı idrar gibi, dışkılama gibi bir mekanizmadır. İşte bu koku ve renk bırakma olan o işi bu terin içindeki organik materyallerin oranına bağlı. Organik ne demek? İşte üre gibi veya karbonlu materyallerin oranına bağlı. Eğer ne kadar çok üre, işte yediğimiz gıdalar ne kadar çok üre veya karbonhidrat üretiyorsa, o kadar çok terimizde birikiyorsa herkesin terinin oranında bu farklıdır. İşte organik içerik ne kadar çoksa o kadar çok da terde renk ve koku olur. Farklılık buradan kaynaklanır. Terdeki organik içeriğin yüzdesinden kaynaklanır. Evet hocam peki bu ETS ameliyatının komplikasyonları nelerdir? Bir işte demin bahsettiğim bu refleks terleme. İkincisi genel anestezi dedik, ona ait komplikasyonlar. Çok ciddi bir komplikasyonu yok. Her ameliyatta bir ağrı veya enfeksiyon olabileceğini söylemek lazım ama bunlar kontrol edemeyeceğimiz şeyler değil. Özellikle hastayla konuşulması gereken terleme şikayet için ameliyat olduğu için çok nadir %1-2 de olsa bir refleks terlemenin olabileceği fakat bunun da bazı tedavilerle bazen de tedavisiz 6 ay içerisinde tekrar geçebilir. Evet, hocam belki şu an ekranları başında bizi şu an yeni televizyonlarını açan izleyicilerimiz vardır. Ben biraz daha bu ETS ameliyatından ve amacından bahsetmenizi isteyeceğim. Endoskopik torakal sempatektomi diye biliniyor halk arasında. Aslında biraz detay inersek sempatektomi demek o sinirin çıkartılması demek. İlk ameliyat başladığı zaman, ilk yapıldığı yıllarda biliyorsunuz bu ameliyat ülkemizde son 10-15 yıldır yapılan bir ameliyat. Önceden çok bu kadar yapılmıyordu. Tabii ki bu endoskopik yöntemlerin artması ameliyatın yapılırlığını da arttırdı. Önceden sinir çıkartılıyordu. Sempatik sinir tamamen çıkartılıyordu ve geniş seviyede çıkartılıyordu. Fakat görüldü ki bu siniri çıkartmak ve geniş seviyede çıkartmak, geniş seviyede dediğim bizim açımızdan bakarsanız 2-3 seviyede mi dedik ki el için bir seviye, koltuk altı için, yüz için. Bu refleks terlemeyi arttırdığı gözüktü. O yüzden ele veya koltuk altına veya yüze yönelik spesifik yöntemler geliştirildi. Sempatektomi siniri çıkarmak demek ama biz siniri çıkartmıyoruz şimdi. Girip siniri belli seviyelerin akımını kesiyoruz. Bunu bahsettiğim gibi makasla veya elektrikli bizim kesicilerimizle veya klipsle hepsiyle yapabiliyoruz. Bu klips konusunda şey söylemek isterim. Hocam bu klipslerin geri alınması da terlemeyi geri Evet. getirir mi? O güzel sordunuz. Şu an Türkiye'de çok fazla bu konuda bir kavram kargaşası var. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi Hastanesi'nde çalıştım. Orada bu ameliyatların yapılışını gördüm. Oradaki insanların bu tercihi cerraha bırakmaları, daha çok hangi yöntemle kesileceğini ve tekrar klips alınır alınmaz gibi bir tartışmayı çok fazla görmedim. Ama ülkemizde biraz da internetteki bilgi kirliliğinden dolayı Maalesef hocam. Biz evet, her programda mutlaka bu internetteki bilgi bir kirliliğine değiniyoruz. Ona da değinmenizi isteyeceğim. ondan dolayı bu hastalardan çok fazla soru geliyor ve bunu doğru kabul ediyorlar. Hani bu ameliyatı oldum işte klips taktırdım. Tekrar aldırırsam geri döner. Bu henüz kesinlik kazanmış bir konu değil. Hani tekrar aldırırsam geri döner diye bir garanti yok. Dönebilir, dönmeyebilir. Ama
İnternette böyle bir bilgi kirliliği girdi. Şimdilerde azaldı ama bu 10 yıl önce belki ameliyatın başladığı zamanlar girdi. Tekrar alınırsa geri döner dendi. O yüzden halkımız ciddi şekilde bize geldikleri zaman da ben klips istiyorum, klips istiyorum diye belirterek söylerler. Ben demin bahsettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştım. Orada kimsenin bir şey dikte ettiğini görmedim. Hani klips istiyorum veya şunu istiyorum şeklinde. Tamamen cerrah bırakıyorlar ki oradaki uygulamada da klips uygulamasının bize göre çok az olduğunu gördüm. Harvard Üniversitesi'nin hastanesinde. Oradaki tedavi yöntemi nasıl peki? Onların yaptığı demin bahsettiğim elektrikli cihazla kesme şeklinde. Bu ellerimizi suya koyacağız. Hayır, o değil, yok. O değil. Bu cerrahi bir yöntem. Bizim elektrikli bir makasımız olduğu için koter diyoruz. Tamam. Yakıp kesemeyeceği. Orada daha çok o şekilde uygulanıyor. Ama Türkiye'de işte internetten bir bilgi kirliliği girdi. Klipsler tekrar geri alınırsa geri döner diye. Bu şekilde bir klips akımı başladı. Şu anda da klips deniyor. Onun da sonuçta da bir yöntem. Ama sadece şunu bilmek gerekiyor. Tekrar geri alındığı zaman %100 geri dönme garantisi yok. Ama genelde biz klips uyguladığımız hastalarda ellerinin zaten normal fizyolojik şekilde terlediğini görüyoruz. Çok fazla böyle aşırı şekilde illa da geri alalım diyen hasta grubu çok yok. Evet. Hocam peki aşırı terleme psikolojik nedenlere bağlı olabilir evet, mi? Evet. İşte demin söylediğim ilk baştaki mekanizmalardan bir tanesi de psikoloji. Özellikle sosyal ortamda adaptasyon yaşayan gençlerde, yeni işe girenlerde veya bazı problem yaşayan insanlarda bazen psikolojik olarak işte bu sempatik sistem dediğimiz vücutta nabzı arttıran, terlemeyi arttıran, tansiyonu yükselten sistemin aşırı çalışmasıyla olabilir. Fakat bunlarda genel bir terleme olur Deniz Hanım. Yani lokalize böyle sadece koltuk altı, el gibi olmaz. Böyle de olabilir. Biz o tip gördüğümüz hastalarda hemen bir psikiyatri konsültasyonu isteriz. Bir destek isteriz. Belki o şekilde sorun çözülebilir diye. Eğer o şekilde çözülemiyorsa ve olay özellikle de Deniz Hanım lokalize ise, yani koltuk altı, el gibi sadece oralardaysa gene bu ameliyatı yapıyoruz. Ama genel bir terleme, altta psikiyatrik bir problem var veya o sıralarda insan bir stres içerisinde ise mutlaka bir psikiyatri desteği alırız. Evet hocam, genetik faktörler etkili midir peki burada? Evet, genellikle etkili olduğunu görüyoruz. Yani hastalara sorduğumuz zaman ailesinde de böyle bir hikayenin olduğunu görüyoruz. Ondan dolayı mutlaka sorarız hani ailenin de var mı diye. Yani bu genetik faktörlere bağlıysa eğer tedavi... Eğer lokalize ise, genel değil, genel bir terleme değil, lokalize bir terleme ise koltuk altı, el gibi. Yani bizim ameliyatla sinirini imha ettiğimiz zaman keseceğimiz bir şekilde ise, yoksa genel bütün vücut terlemesi değil bahsettiğimiz. Eğer bizim hedefimizdeki bir sinir ve kesebiliyorsak, onu yok edebiliyorsak ona ameliyat öneriyoruz. Ama öyle değil, genel veya da psikolojik problemi çözülmemiş ya da hormonal problemi çözülmemiş. Bizim burada en çok konsült ettiğimiz Deniz Hanım iki bölüm var. Bir endokrinoloji, hormon açısından bakıyoruz, hormonlar açısından. İki de psikiyatri. Yani bu bilimlerle beraber gidiyoruz. Onların görüşünü alaraktan yapılacak başka bir yöntem var mı yok mu, başka bir tedavisi var mı yok mu diye ölçüyoruz. Onlarla beraber bakıyoruz ve beraber karar veriyoruz. Yok, bu lokalize bir terleme, ameliyattan fayda görür diyorsak ona ameliyat ediyoruz. Yoksa altta yatan başka bir neden varsa öncelikle mutlaka onun tedavisini yapıyoruz. Hocam peki bu işte terlemeyi önleyen deodorantlar, spreyler, bu rulonlar, bunları uygun görüyor musunuz? Vücuda etkileri nelerdir? Yani sürekli mesela bunlarla yaşayan kişiler var. İşte onun için bu ameliyatı tavsiye ediyoruz. Yani bu ameliyatla birlikte bunları tamamen kesebilmek mümkün diyebilir miyiz yani? %98 oranında mümkün. Evet, mümkün. Evet. Hocam, şimdi bir soru var size. Nilay Hanım soruyor. Bursa'dan 48 yaşında aşırı terleme yaşamaya başlamış. Son 15 gündür gerçekleşmiş bu durum. İşte duşa giriyormuş. Duştan sonra hemen terlemeye başlıyormuş. Hava soğukken dışarıda bile terlemeye başlıyormuş. Yani bunun sebebi ne olabilir diye bir soru var şu an size. Nasıl bir tedavi yöntemi? Genel bir terleme mi? Bütün vücutta mı genel, yoksa lokalize mi? Genel olarak bir terleme. İşte genel bir terleme ise bir hormon olarak bakmak lazım. 48 yaşında dediniz. Evet. Bir hormon olarak bakmak lazım. Hormonlarla ilgili bir sorun var bir mı diye. Bir de menopoz dönemi bir de, galiba hocam. İşte onu demek istiyorum. Evet. Hem o açıdan hem guatr açısından hormon açısından bakmak lazım. Bir de şeker hastalığı açısından bakmak lazım. Beraberinde başka şikayetlerini tabii sormak gerekir. Sık idrara çıkma var mı?
başka bir şikayet var mı? Yüksek tansiyon, taşikardi dediğimiz nabzın hızlanması var mı? Onlara beraber mi? Yoksa sadece terleme mi? Nabzı normal, tansiyonu normal, şekeri normal ama sadece terlemesin var. Özellikle 48 yaşında bayan için hormonal açıdan bir bakılması, bir de şeker hastalığı açısından bir kontrol edilmesi gerekir. Evet, hocam dilerseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Tabii bu aşırı terleme ile ilgili sorularımızda tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet, kısa bir ara, aranın ardından Olay Sağlık Programı kaldığı yerden devam edeceğiz. Medikana Bursa Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam edecek. Medikana Bursa Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam ediyor. Olay Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Aşırı terlemeyi konuşuyoruz dediğimiz gibi. Hocam şimdi bir soru var. Hemen ben o soruyu öncelikle bir size aktarayım. Botoks terlemeyi 6 ay durduruyor diye bir durum var. Böyle bir şey söz konusu mu diyorlar? Eğer etkili botoks yapılırsa 2 ay 6 ay arası. Bu kişiye göre değişmekte. Yöntemin etkinliğine göre değişmekte. Evet. Çünkü botoks biliyorsunuz bir toksin madde içeri enjekte ediliyor koltuk altından. Onun etkinliği de herkeste aynı değil. Ama ortalama olarak verilen rakam 6 ay sürecinde kestiği. Ama botokslar Deniz Hanım koltuk altında yapılıyor. Elde sinirlerle ilişkili olduğu için çok ele botoks tercih edilmiyor. Sadece koltuk altında yapılabiliyor. Ele ve yüz ve baştaki terleme için botoks yapılamıyor. Ama genel olarak kitabı bilgi olarak bakıldığında 4-6 ay civarında bir etkinliği oluyor. Biraz da hastasına göre değişiyor. Bazı hastalarda çok etkinliği olabiliyor ama bazılarında biraz daha az etkinlik gösterebiliyor. Tam net böyle bizim bahsettiğimiz EVTS ameliyatı gibi hani %98 keser dediğimiz gibi bir etkinlik her zaman gözükmüyor. Evet 6 ay sonra ortalaması öyle. Daha sonra tekrar ikinci bir uygulama gerektiriyor. Evet, hocam Buse Hanım soruyor Mudanya'dan. 19 yaşında bir kızı varmış ve aşırı terleme. Şu an bu hastalığı yaşıyormuş kendisi. Bu tedavi 19 yaşında uygulanabilir mi diyorlar? Evet, uygulanabilir. Evet hocam, yaş sınırı nedir evet, bu arada? Genel olarak bir 18 yaşı doldurmasını bekliyoruz. Hem bu demin bahsettiğimiz stres, emosyonel durum hem gençlik olduğu için biraz daha genelde 18 yaşı geçmesini bekleriz hastaların. Eğer tolere edilebilir bir terlemesi varsa 18 yaş üstünde gelirse yardımcı oluruz, muayene ederiz. Endikasyonu varsa eğer değerlendirebiliriz. Evet. Hocam Zeliha Bener Mersin'den arıyor bizi. Hatta bir izleyicimiz var. Zeliha Hanım hoş geldiniz. Buyurun sorunuzu alalım. Hoş bulduk. Merhaba. Hayırlı Merhaba. Yayınlar yavrum. Merhaba Zeliha Hanım. Merhaba Doktor Bey. Benim size bir sorum olacak Doktor Bey. Buyurun. Benim çok aşırı terleme var bende. Evet. Daha önce ben... Genel bir terleme mi Zeliha Hanım? Efendim? Buyurun, genel bir terleme mi? Evet, genel bir terleme. Yani gece özellikle çok aşırı terliyorum. Gündüz yola giderken sırılsıklam oluyor başımdan aşağı sırtıma kadar. Ben daha önce böbrek ameliyatları geçirdim. Akciğer ameliyatı oldum. Kalın bağırsak ameliyatı oldum. Fakat sağ böbreğimde tümör var benim. Nerede duyamadım? Sağ böbreğinde tümör varmış dedi evet. Hanım'ın. İki gün önce de doktora gittim bu ağrılarımda sırtımın. İki üç tane film çekti doktor. Aşırı derecede kireçleme çıktı bende. Evet. Yani bunlarla ilgili bir şeyim olur mu bu terlemeden dolayı? Tamam cevaplayayım. Zeliha Hanım teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Sondan başlayayım. Kireçlenmeyle çok terleme ilişkisini kuramadım ama... Programın başında bahsettiğim hasta grubunda tipik bir örnek hastamız. Dedim ya bazı tümörler, hastamız böbrek tümörü olduğunu söyledi. Böbrekteki bazı tümörde de terleme yapabilir. Şimdi hastamızın hangi tip olduğunu bilmiyorum ama onun bazı tipleri zaten terleme için bizim açımızdan kuşkulu tümörlerdir. Yani etki ettiğini bildiğimiz, terlettiğini bildiğimiz tümörlerdir. Bir de tümörel hastalıklardan dolayı alınan kemoterapiler terleme yapabilir. Orada verilen bazı ilaçlar terleme yapabilir. Bu hasta ilk başta bahsettiğim bu sebebi bilinen işte dediğim şu diye saydığım bunların birkaç tanesine giriyor. Hem tümöre giriyor hem kemoterapiye giriyor. Tabii kireçlenmenin direkt terlemene bir ilgisi yok. Ama tabii fonksiyon olarak onu zorluyorsa o ayrı bir konu. Tabii ki aşırı egzersiz, idman ciddi biliyorsunuz en ciddi terleme yapan şeylerden bir tanesi.
bahsettiğim gibi 1500 mililitreye kadar çıkabiliyor. Aşırı egzersizde günlük terleme. İnsan vücudunun bu kadar kapasitesi var, 1500'e kadar çıkabiliyor. Bu hastamız hem tümörden dolayı hem kemoterapi almış olabilir, tümörü varsa büyük ihtimalle almıştır. Bundan dolayı olabilir. Tabii bir de gene yaş olarak bayan hastanın ben menopoz açısından ve şeker hastalığı var mı bilmiyorum. Bu açıdan bir değerlendirmesini belki tavsiye ederim. Belki de Zeliha Hanım'ın şeker hastalığı olabilme riski olabilir. Varsa da evet. Yine bir tedavi olmasını. Ama en azından söylediği söyledim. Şeyler tümör, kemoterapi gibi şeyler. Hep bunlar etki zaten. Evet. Hocam programın başında da siz evet, söylemiştiniz bunları. Bunlar bizim bildiğimiz, beklediğimiz bazı şeylerdir. Evet hocam az önce bu sinirle beraber bu kesme olayından bahsettiniz. Evet, evet. Bu felç riskinde beraberinde evet. Getirir mi? Evet, güzel sordunuz. Bu hastalar tarafından çok soruluyor. Hani bir sinir kesiliyor ama bunun karşılığında bir yer felç olabilir mi diye. Bize çok sık sorulardan bir tanesi. Tabii ki bir sinir deyince hemen bir fonksiyon akla geliyor. Bu mantıklı bir soru. Fakat bizim vücutta tanımladığımız sinirlerin bazıları Denize Hanım motor fonksiyon görüyor. Bu ne demek? İşte elini açıp kapatırsın, yürürsün. Bazıları da salgı bezlerini çalıştırır. Hormonal etki yapar. İşte bu bizim kestiğimiz sinir bu gruba giriyor. Yani salgı bezlerini çalıştıran, hormonal etki yapan. Bazıları kalbi hızlandırır, azaltır. Bunlar da sinir vasıtası olur. Bu sinir motor fonksiyonu olmayan bir sinirdir. Yani evet. Bir kas işlevi gören, bir şeyi çalıştıran, bir felçe sebebiyet verecek bir sinir değil. Bunun fonksiyonu salgı bezleri, kalbin çalışması üzerine, demin dediğim gibi sempatik sinirleriz, bu şekilde etkiler. Motor bir fonksiyonu yoktur. Evet. Çok sık sorulur bize bu soru. Hocam peki bu ameliyattan sonra günlük hayata ne zaman dönebilir hasta? Bu ameliyatı olduktan sonra biz hastamızı bir gece hastanede yatırıyoruz, evet. Gözlüyoruz, bir kontrol akciğer filmi çektiriyoruz. Ertesi günde taburcu ediyoruz. Eğer hastamız sabah erken saatte ameliyatı oluyorsa hatta akşamı da eve gönderebiliyoruz. Bir gün ya da evet, bir gün. Risk standart olmadığı olarak, durumlarda evet, akşam da yollanabiliyor. Standart olarak bir gün. Hasta 3 gün sonra kendi işine başlayabilir. Normal çalışmasını günlük yapabilir. Hayatına. Evet. Bazı hastalarımızın ağrısı olduğu zaman ağrı kesici veriyoruz. Ama birkaç gün sonra kendi hayatına başlayıp işlerine devam ettirebilir. Hocam peki bu ameliyat hemen etkisini gösteriyor mu? Yapılır evet. Yapılmaz. Evet. Ameliyat hemen etkisini gösterir. Ameliyattan birkaç saat içerisinde etki belli olur. Hastaların birçoğundan ameliyattan hemen birkaç saat sonra hasta uyandıktan sonra narkozdan birkaç saat sonra hemen ellerindeki terlemenin geçtiğini görürüz. Hemen o anda bize teşekkür ederler. Hemen geçmiş diye. Zaten uyanır uyanmaz hasta ellerini kontrol eder. Ellerine bakar. Ve hemen etkinliğini görebiliriz. Hocam o kadar çok terleme oluyor mu? Yani bu... Evet. Şimdi ameliyathaneyi ben düşünüyorum. Çok soğuk bir yer ameliyathane. Öyle bir durumda bile o kadar terleme olabiliyor mu soğuk ortamlarda kişinin vücudunda? Tabii olabiliyor. Yani bazı hastalar demin bahsettiğim gibi benim karşımda otururken ellerinden damlayan ayakların ucunda göllerinde oluyor. Veya klavye kullanamıyor. Klavye ıslanıyor. Evet. Kapı tokmağını bahsettiğim çeviremezler veya bir kağıt verirken. Tokalaşmaktan çekiniyorlar. Hani iş ortamında geliyorlar. Tokalaşmaktan çekiniyorlar. Çünkü ellerin ıslaklığı karşıdaki insana bulaşacak diye. O kadar aşırı terleme oluyor. Ve bu etkiliyor insanları. Zaten ameliyattan çıkıp hemen kliniğe normal odaya alındıkları zaman ilk iş hemen ellerindeki tere bakıyorlar ve hemen etkinliği olur. Biz zaten ilk anda bir elde sıcaklık hissederiz. Yaptığımız ameliyatın hemen bir yarım saat sonrasında. Biz de ameliyattan sonra hemen kendimiz dokunarak daha hasta uyanmadan onu kontrol ederiz. Hocam ben biraz da aslında bu durumun psikolojik yönünden birazcık bahsetmenizi isteyeceğim. Neden olur bu psikolojik yönünden terlemek? Şöyle emosyonel olarak... Mesela ben yani, stres ve heyecan yaptığım zaman avuç içlerim benim hemen terliyor. Mesela şu an böyle bir stresim yok gerçi ama yani öyle hafif bir terleme oluyor mesela. Yani bunun sebebi nedir hocam? Psikolojik olarak, psikolojik yönden bakacak olursak. Evet, şimdi psikolojik olarak baktığımız zaman işte vücutta çalışan sempatik sistem dediğimiz bu terlemeyi, nabzı arttıran, tansiyonu yükselten insan böyle bir duygusal, emosyonel bir strese girdiği anda kendisini koruma için almak ister. Hı hı. Yani şimdi normal bir günlük hayatta düşünün, kendinizi korumayı almak istediğiniz zaman ne yaparsınız? Şöyle bir sıkı durursunuz değil mi? Gevşek durmazsınız. Hı hı. Bunun gibi vücut da sıkı duruyor. Ne yapıyor? Kalbi hızlı çalıştırıyor, daha hızlı çalışıyor kalp. Dolayısıyla akım artıyor, kan damarlarındaki akım artıyor, terleme artıyor.
Evet. Programın başında bahsettiğim gibi işte evinizdeki kalorifer sistemini düşünün. Dışarıdaki ısıyı algılayıp ona göre hızlı çalıştığını, kaloriferin büyüdüğünü, küçüldüğünü düşünün. Öyle bir sistem olduğu için. Vücut aynen öyle. Bir tehdit algıladığında veya emosyonel bir strese girdiği anda kendisini savunmaya almak istiyor. Hemen çalıştırıyor. Kalp hızlı çalışıyor, nabız artıyor, tansiyon artıyor. Böyle olunca dolaşım artıyor ve terleme artıyor. Evet. Hocam tabii biz hep seyircilerden böyle sorular alıyoruz ama bir de size içeriden de şu an bir soru var. Bizim Olur. yönetmenimiz şimdi şöyle bir şey örnek verdi. İki ameliyat geçiriyor ve sürekli şu an şu konuyu dinlerken bile avuç içim terliyor diyor mesela. Isınıyor şu an ellerim dedi. Tamam. Ameliyat bununla ilgili mi? Yani bu konuyla ilgili iki tane ameliyat geçirmiş kendisi. Bu psikolojik koltuk altı... Benim Koltuk bahsettiğim altından ter ameliyat... bezlerini almışlar hocam. Ha, anladım. İşte demin bahsettim, bir daha onları söyleyeyim. Diğer yöntemlere denesen hanım, hani bir benim verdiğim gibi hani %98 bir başarı oranı diye bir oran yoktur. Bu biraz uygulama yöntemine göre değişir, hastaya göre değişir. Hem o koltuk altı olsun hem botoks olsun. Hocam ter bezini almış ve hala şu an evet. Şimdi vücut tekrar yeni ter bezi üretebilir. Tekrar yeni ter bezi üretebilir. Ter bezinin tamamı alınamaz. Çok büyük bir alandır. Bir kısmı alınmış olabilir. Zaten yöntemin de... Bir kısmı alınmış bu arada hocam. Evet, tabii tabii. Zaten yöntemin de baştan hani bunu %100 garantisi yok o yöntem için söylüyorum. İşte o tip yöntemlere tekrar lüks olabiliyor. Bize çünkü bize gelen hastalar Denizli Hanım, şöyle de anlatayım iyi bir konuya girdiniz. Bize gelen hastalar bütün yöntemleri yapmış oluyor çoğu. Yani botoksu biliyor, iontoferezi biliyor, kremleri kullanmış, dediğiniz şeyleri yapmış. En son bize gelmiş oluyor genelde. Ve birçoğu zaten internetten bu konuyu detaylı olarak internet ortamını bizden çok daha iyi tabii biliyorlar. Hocam şimdi internete girelim, bitkisel yöntemler, bitkisel ilaçlar, tedavi şeyleri. Size zaten gelmek yani en son artık, en son Evet, çözüm. aynen. Evet, aynen. İnternetteki şeyden haklısınız. dolayı bu akla gelmiyor. İşte genelde bize gelenler bu dediğiniz yöntemleri yapmış insanlar oluyor. Birçoğunu denemiş oluyorlar. Defalarca başvuruları olmuş oluyor bazı işte böyle botoks yöntemlerine veyahut da işte diğer yöntemlere. Fakat bizim iş hani bir hani bataklığı kurutmak denir ya. Bizimkisi onun gibi bunun sinirini direkt kesmek. Yani o oraya gelen, onları terleten, onlara terleyin diye ileti getiren siniri kesmek bizim işimiz. O yüzden etkinliği çok daha yüksek. Evet. Hocam valla biz de şu an yönetmenime de ben geçmiş olsun diyorum. Şu an sizin sayenizde öğrendik. Umarım kendisi de iyileşir buradan. Bir muayene eder bakarız. Sevgili yönetmenimiz. Evet. Hocam peki son olarak hastalara ne önerirsiniz? Şimdi hastalara öncelikle güvenli insanlardan bilgi almalarını veririm. Ve kendi durumlarını önce kendileri ortaya koymaları gerekir. Hani bir psikolojik durumumdan bir sorun var ya da menopozla mıyım bir bayansa veya şeker hastalığım var mı gibi benzer şikayetleri varsa, terlemenin yanında işte başka şikayetler varsa kendi durumunu analiz edip bir an önce bir uzman hekime başvurmasını tavsiye ederim. O zaman daha net olur, hormonlarına bakılır, psikolojik durumuna bakılır ve olayın ne olduğu ortaya konur. Olayın ne olduğu ortaya konursa bizim tedavi algoritmimiz ona göre daha kısalır, işimiz çok daha kolay olur. Evet. İnternetteki bilgi kirliliğinden çok gidip bir uzmanla konuşmak ve bu işin artısı ne, eksisi ne, net bir şekilde öğrenmek. Açık şekilde biz her şeyi anlatıyoruz. İşte komplikasyonu şu, riski bu, faydası bu, karşılaşabileceğin durumlar bu, işe dönüş zamanı bu, hastane yatış zamanı bu. Bunları çok net bir şekilde hastayla paylaşıyoruz. Yani işin ehlinden, uzmanından gelip bunun bilgisini almalarını tavsiye ederim. Kendi kafalarından başka yöntemler uygulamaktansa profesyonelce destek alıp, evet, ne gerekiyorsa o şekilde yapmalarını ve yaptıkları işlemin karşılığında ne olacağını bilmelerini tavsiye ederim. Bu konuda açığız. Gelirler, muayene ederiz, bakarız. Bize uygunluğu var mı, yok mu? Yoksa başka bir destek mi gerekiyor? Ameliyattan fayda görür mü, görmez mi? Görmezse nasıl bir tedavisi gerekir?
onu ilgili arkadaşlarımıza yönlendirebiliriz. Evet hocam, ben normalde bu sağlık programını bitirdikten sonra buraya gelen hocalarımızla hep böyle işte şeker hastası mıyım acaba? Acaba guatrım var mıdır hocam? Tiroid bezlerim iyi çalışıyor mu? Genel cerrah. Hocam ilk defa şu an yayından çıktıktan sonra herhalde bu konuyla ilgili bir şey sormayacağım. Eminim şu an ekranları başındaki izleyicilerimiz de bizi sürekli takip edenler anlamışlardır. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel program oldu. Biz bugün aşırı terlemeyi konuştuk. Ben ilerleyen zamanlarda umarım sizi bu stüdyoda akciğer kanseri hakkında da izleyicilerimizi sizin güzel bilgilerinizden biz yararlanmak isteriz. Umarım yakın bir zamanda tekrar sizi ağırlama fırsatı buluruz hocam. Memnuniyetle, sağ olun. Benim esas asıl konum akciğer kanseri, bahsetmiştim size. Asıl daha çok işimizin büyük bir yekününü götüren o. Bu da bizim göğüs cerrahisi branşının kozmetik ameliyatı diyelim. Evet. Başta söylediniz ya, plastik cerrahi yöntemler her alana girdi, botokstan çıkmıştı. Bu da bizim plastik cerrahi ve estetik ameliyatımız, kozmetik ameliyatımız diyelim. Tabii memnuniyetle. Evet. Evet, Olay Sağlık programının burada sonuna geldik. Medikana Bursa Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Muharrem Erol bugün stüdyo konuğumuzdu. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın. Sağlıklı günler. Medikana Bursa Hastanesi Olay Sağlık programını sundu.